Köyden indim şehre filmi gerçek oldu. Niğdeli bir çoban tarlada altın buldum dedi. Bir tanıdığını İstanbul'a getirip değerini ölçtürelim. Kıymetliyse 100 bin liraya sana vereyim dedi. Sonra da parayı alıp altın dolu çuvalla birlikte sırra kadem bastı. Köyde indim şehire aynı başıma geldi. 1, 2, 3, 4. 6600 adet Osmanlı parası. Bir çuval altın sahibi olduk. Tam 10 bin tane. Elinden alıp kaçtılar. Köyden indim şehre filmi gerçek oldu. Mehmet Bey'in bir arkadaşı aradı. Köydeki çoban bir define bulmuş. O altınları İstanbul'a getirip değerlerini ölçtürmemiz lazım dedi. Dedi böyle bir çoban varmış. Parayı çevirmeyi istediler. Bunların hepsi bizim. Bul karayı al parayı misali. Tane başında 30 liradan 15 liraya indirim yapıyorlar. Bunun pazarlığına da oturuyorlar. Mehmet Bey altın dolu çuvala elini daldırdı ve bir tane numune seçti. O numuneyi İstanbul'a getirdi. Gerçek olduğunu görünce de arkadaşına ve çobana 100 bin lira verdi. Babam elini bandırıp bir adet numune çıkartıyor. 1311, 1312, 1313, 1314. 100 bin lira borca harca girdim. Elimde kalan bu. Sonra o numuneyle Niğde'den kalktı, İstanbul'a geldi. Ne zaman gidiyoruz şehre? Biz dördümüz sabah erkenden gideceğiz. Ana! Parayı topladık, götürdük. Maalesef tuzağa girdik. Bin kayme eder. Bin kayme mi? Film aynı gerçek oldu. Ancak iddiaya göre takas sırasında altınlar eksik çıktı. Çoban ve aracı tartışma çıkardı. Parayı alıp çuvalla kaçtı. Terazi vardı babamın yanında. Hani 6600 adeti orada tek tek sayamazdı. Takas olacaktı. 2 kilo eksik çıktı. Tarihi eser olarak geçiyor mu? Bir kaçakçılığa giriyor mu? Bu tarihi eser değil. Bu Osmanlı parası. 1327 tarihli. Her yerde de onlar da satabilirdi. Biz de satabiliriz. Tabii ki bu tuzağa girdik yani. Çoban paralarla ve altınlarla ortadan kayboldu. Şimdi define sahibi olayım derken elinde ki avucundakinden de olan aile o dolandırıcıların bir an önce yakalanmasını istiyor. Benim canım yanmış, kimsenin canı yanmasın.